Dediğin çok doğru. Eğer mikroorganizmaları görseydik, yani görmek istemezdik. Çok Evet. doğru. Allah'tan bir nimettir onların o kadar küçük mikroskobik boyutlarda yaratılması. Fakat bir kısmı da vardır ki görsek çok şaşırırdık. Yüksek ihtimal. Yani hepsine çok şaşırırdık da bazılarında çok olağanüstü. Aslında hepsinde öyledir. Ben burada örnek olarak adenovirüsleri vereceğim. Bir sanat orada icra edilmiştir. Çok Evet. olağanüstü bir sanat vardır. Şimdi şunu önce belirtmem gerekiyor. Her mikro canlıda altın oran vardır. Her yüzeyde, atomda ve diğer bütün varlıklarda, bütün elementlerde olduğu gibi her mikro canlıda da o altın oran vardır. Fakat bazılarını tespit ettiğimizde gerçekten şaşakalırız. Geçenlerde hatırlarsanız ben yerin altındaki o muazzam dünyayı göstermiştim, taşları göstermiştim, o taşların o rengarenk dünyasını göstermiştim. Başka yerlerde de hiç ulaşamayacağımız yerlerde olağanüstü güzellikleri Allah bize sunuyor diye konuşmuştuk burada. Bu aynı şekilde yine virüslerin dünyasında da aynı şekilde sunuluyor. Eğer elektron mikroskobu olmasaydı biz o güzelliklerin hiçbirini göremeyecektik. Şimdi adenovirüsler özeldir çünkü olağanüstü geometrik şekillere sahiptirler ve bu geometrik şekiller mutlaka ve mutlaka altın oran barındırırlar. Bakın bu küçücük varlıkta, küçücük canlıda, artık canlı bile sıfatına kimisi dahil ediyor, kimisi edemiyor. Bu küçücük varlıkta Allah olağanüstü bir altın oran var etmiştir, yaratmıştır. 21. yüzyıl teknolojisiyle gördüğümüz bir altın orandır Maşallah. bu. Kimisi beşgen, dörtgen, kimisi üçgen, çeşitli geometrik şekillere sahiptirler. Prizma şeklinde olanlar vardır. Aynı zamanda üç boyutlu şekillere sahiptirler. Bunlardan tetrahadronu biliyoruz, düzgün dört yüzlü. Fakat oktahadron, dodektahadron gibi çeşitli Çok üç boyutlu sevindim. şekillere de sahiptirler. Şimdi isterseniz biraz resimlerini görelim bu virüslerin. Adenovirüsler, bunların her bir çıkıntısı çok özel bir prizmasal sisteme sahip ve mutlaka altın oranlı görüyorsunuz. Olağanüstü bir dizayn var. Üstündeki her bir baloncuk gibi gözüken her bir kısım aslında bir prizmayı işaret ediyor. Çok olağanüstü bir altın oranla Allah bezemiş küçücük mikro dünyadaki varlıkları Maşallah. 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 Gördüğünüz gibi şu çıkıntılar her bir dörtgenden veya üçgenden çıkan dikenler şeklinde. Hemen hemen hepsinde bunlar var ve bunlar da birbirine altın oranla uzaklıktalar. Maşallah. Burada bunun hesaplaması yapılmış. Özel altın oranlı bir sistemi olduklarına dair. İçinde DNA sarmalı, serbest geziyor Acayip gördüğünüz detaylı. gibi. Çok çok detaylı. Dışarıda Maşallah. bütün parçalar birbirine uyumlu olarak yerleştirilmiş. Ve hepsi çeşitli geometrik şekillere sahip. Bu geometrik şekiller de birbirleriyle tam olarak uyum içindeler. Şimdi adenovirüsünün protein kılıfı burada, onun bilgisini de verelim. 252 adet protein alt biriminin düzenli şekilde birleşmesinden meydana geliyorlar. O yüzden zaten bu düzenli, düzgün hal meydana geliyor. Fakat burada hatırlatalım, protein neydi? Amino asitlerden meydana gelmiş bir dizilim. Dolayısıyla bunun bu kadar geometrik ve birbiriyle oranlı bir sistem yaratması, oluşturması mümkün değil. Şimdi tabii evrimcilerin karşısında bir sorun daha çıktı. Proteinler hem var olmuşlar, hem bir araya gelmişler, hem geometrik bir düzen meydana getirmişler, hem de aralarında altın oran vaat etmişler. Yani matematik biliyorlar, kimya biliyorlar, tıp biliyorlar, her şeyi biliyorlar bu proteinler. Bunu açıklamaları gerekiyor. Fakat biz burada gördüğümüzde Allah'ın olağanüstü sanatının yerin en küçük noktasında da en büyük noktasında da tecelli ettiğini görüyoruz. Maşallah, Yüce maşallah. Rabbimizin eşsiz sanatıdır, Yüce Rabbimizin eşsiz aklıdır bu gördüğümüz, bu Maşallah. incelediğimiz. Maşallah. Gerçekten çok heyecanlandırıyor insanı. O küçücük dünyada Allah'ın bu güzelliği yaratmış Elhamdülillah olması tabii. maşallah. Allah bütün canlıları bulundukları ortamı çok uyumlu şekilde yaratıyor maşallah. Elhamdülillah. Evet.